Yine bir matematik dersinde beraberiz. Dün kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Evet. Şu an sesim geliyor artık. 50 öğrencimiz şu an bizi dinliyor dersinizde. Dün neler yapmıştık bir hatırlayalım isterseniz. Dün ve ondan önceki gün gençler, şöyle bir hatırlatayım size. Neleri gördük biz? Özel dörtgenleri gördük. Peki neler vardı özel dörtgenlerimizde? Bak şimdi şöyle bir hatırlatayım. Sizin cevap olarak yazmanızı isteyeceğim. Bak dörtgenler bu vardı. İsmini söylemiyorum çünkü siz bu vardı. 2, 3, 4 ve hadi bakayım. Bana bir kim yazacak şimdi? Üçgenlere geçeceğim ama kaç tane özel dörtgen gördük bunların? İsmi neydi? Onları siz bana hadi bir söyleyin. Bekliyorum sizi. Ecrim dedi ki kare, dikdörtgen, paralel kenar, yamuk ve eşkenar dörtgen. Harikasın Ecrim. Evet Enes, kare işledik. Asya Deniz 6 tane derken 6 kare dikdörtgen demiş. Enes yoktu. Yamuk kare dikdörtgen paralel kenar Ali Kerem. Bir tane daha vardı Ali Kerem. Çok önemli. Neydi o? Dikdörtgen demiş Enes, Emir paralel kenar Enes Talha yamuk demiş. Zümra dünkü dersinize katılamamış. Zümracığım tekrardan izlemeyi unutma. Yamuğu da söylemiş Emir. Çok güzel. Evet. Çok güzel. İsmini okuyamadım arkadaşım. Hepsini söylemiş güzel öğrencilerim. Peki. Tamam. Şimdi harikasınız. Çok güzel hatırlıyorsunuz hepiniz. Ben de zaten ufak bir hatırlattım size. Şimdi artık özel dörtgenlerimizi işlediğimize göre bugün üçgenlerimize başlayabiliriz. Üçgende açılarla başlayacağız. Çok önemli. Bakın burada öğreneceğiz. Sonra bütün öğrenim hayatımız boyunca bu üçgenin iç açılarıyla hep haşır neşir olacağız. Normalde benim için şunu söylemek çok kolay. İşte öğrencilerin üçgenin iç açıları toplamı 180'dir demek çok kolay. Hemen şunu normalde yazmamız gerekiyor. Ancak ben size bunun neden 180 olduğunu açıklamaya çalışacağım. Tamam mı? Eğer size bir kuralı veriyorsak bunun nedenini de bilmeye hakkınız var diye düşünüyorum. Evet. İbrahim çok hatırlayamamış. Olsun hatırlarsın. Tekrar yayınlarını isterseniz sıkıntı olmaz. Başlayalım konumuza. Üçgende açılar. Gençler, üçgende kaç tane açı olur? Adı üstünde 3 tane açı olur. 3 tane iç açı olur üçgende. Peki, üçgenin iç açılarının toplamı acaba kaç derecedir? Hadi bunu bir etkinlikle ispatlayalım. Şimdi burada bir tane ABC üçgeni görüyorsunuz. A köşesindeki açıyı yeşille, B köşesindeki açıyı pembeyle, C köşesindeki açıyı da sarıyla göstermişiz. 3 tane açımız var, renkleri de. Sonra elimize bir makas alıp bu kağıdımızı kestiğimizi düşünelim bakın. Şöyle sırtıklı yerlerden, nokta nokta yerlerden. Üçünden de kestim. Ve kestiğim bu parçaları şöyle sağ tarafta yan yana getirdim. Ama açılar özellikle yan yana olacak şekilde. Bakın sarı açı, yeşil açı ve pembe açı. Bu üçünün birleşimi bir doğru açıya eşittir. Hani doğru açı nedir gençler? Bir doğru çizdiğim zaman bu doğrunun üst tarafındaki açının tamamı 180 derecedir. Alt tarafındaki açı da tamamen 180 derecedir. Doğru söylüyorsunuz. Tamamı da 360'tır zaten. Hani bir insan etrafında tam bir tur attığı zaman 360 derece dönmüş olur. Biz de bu 360 derece tam açı deriz. Ama şu an biz şu yarım açıyla ilgileniyoruz. Yani şöyle bir doğru oluşturan açıyla ilgileniyoruz. 180 derece. Sarı açım, yeşil açım ve pembe açımın topları 180 olduğuna göre ve bu sarı, yeşil ve pembe açı sol taraftaki üçgenin köşelerinde bulunduğuna göre ben buradan ne anlamalıyım? Demek ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Üçgenin A açısının ölçüsü küçük M harfi ne demekti gençler? Açının ölçüsünü gösteriyor.
A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsü ve C açısının ölçüsünün toplamı 180 derecedir. Bunu böyle artık kafamıza kazıdık. Hiçbir zaman unutmayacağız 180 dereceyi. Evet. Aşağıda verilen açı ölçülerinin bir üçgene ait olup olmadığını belirleyiniz. Çok kolay, şöyle ortadan çizgi çekelim. Bakın burada iki tane örnek var. Öncelikle acaba bundan bir tane üçgen çizilir mi? Acaba bunlar bir üçgenin iç açıları olabilir mi? Nereden anlayacağım? Açıları toplayacağım. 180 oluyorsa olabilir diyeceğim. Olmuyorsa maalesef. 50 ile 50'yi toplayalım. 100. 90'ı da toplayalım yanına. 190. Değil mi gençler? Peki 190 bir üçgen iç açıları ölçüsü toplamı olabilir mi? Maalesef olamaz. Kaç olmalıydı? 180 olmalıydı. Maalesef. Bunları toplayalım. 110 ile onu topladım. 120. 120 ile de 60'ı topladım. Yavaş yavaş gidiyorum ki siz de işlemlerinizi yapabilin istiyorum. Ben mouse'la yaptığım için şu an işlemi düzgün yazamıyorum. Mustafa da katılmış aramıza. Evet. 110, 10 derece daha 120, 60 derece daha bunların üçünün toplamı 180 olduğu için bu şekilde bir üçgen çizilir diyorum. Bakın hemen çizelim üçgenimizi. Şöyle olsun hadi. Nasıl isterseniz hiç fark etmez. Geniş açı olduğu için şuraya 110 derece diyelim. İşte bir tarafa 60 derece diyelim. Bir tarafa da 10 derece diyelim. Mesela böyle bir üçgen çizebilirsiniz. Diğer soruma geçeyim. Eğer üçgenin iç açıları toplamı 180 ise tamam, okey, böyle bir üçgen çizebilirsiniz diyebilirsiniz. Verilen açılar eğer 180 oluyorsa, bir önceki sorudan bahsediyorum, üçgen çizilebilir. Burada da aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulun. Gençler, burada ben sizden cevaplar bekliyorum. Şu an 44 ve 66 olan üçgenimden cevap istiyorum. Diğerini yazmayın lütfen. Çünkü o zaman sonuçlarınız karışır. Evet. Evet. Doğru olanların sadece isimlerini okuyayım o zaman. Zeynep. Aa, ismini okuyamadığınız arkadaşımız Ecrim. Zeynep Naz. Bayram Mert. Yakup Efe, Melek, Ali Kerem, Emir, Mustafa. Bunlar doğru cevap verenler. O zaman, evet, Ceren de doğru cevap verdi. Birisi doğru cevap verdi. Kıvanç Doruk doğru cevap verdi. Sen de doğru cevap veriyorsun ama ismini okuyamadığım için okuyamıyorum. Türkçe ismini kullanırsanız okurum. Toplama çıkarmada hata yapmazsanız işlem hatası. Gürkan doğru cevap verdi. Muhammed Beysel doğru cevap verdi. Yakup Efe doğru cevap verdi. İsim söylemiştik. Güzel. Şimdi çözüme başlıyorum gençler. Cevaplarınızı aldım. Harikasınız. İlk örneğim için, yani şunun için önce bir çözüm yapalım. Açılarına bakıyorum. 44 derece var, 66 derece var, bir de soru işareti var. Bu üç açının toplamının 180 derece olması gerekiyor. Sinem de doğru cevap verdi. Evet, 44 ve 66'yı toplayalım. Kaç etti? 110 derece etti. Üçünün toplamı 180 derece edeceği için 180 dereceden 110 dereceyi çıkarttığım zaman soru işareti olan kısmı kaç olarak buldum gençler? İlk soru işaretini 70 derece olarak buldum. Şimdi diğerine geçelim. Alttaki soru işaretine geçelim. 90 derece ve 32 derece olanın cevaplarını sizden bekliyorum. Doğru cevap verenlerin ismini okuyacağım.
İşlem hatası yapmazsanız doğru bulursunuz zaten. Zeynep Betül, Zeynep Naz, Ecrin Gül, Melek Göknur, doğru cevap verenlerden. İsmini okuyamadığımı söylemiştim. Lütfen işlem hatası yapmayın. İşlem hatası yaptığınız için, evet sonu 8 ile bitiyor ama başındakini tutturamıyorsunuz. Güzel öğrencilerim. Yaren, Emir Göksu, doğru cevap verenler. Muhammed değil, yok o yanlış vermiş. Evet, ayağı var. Ceren, Ali Kerem de yanlış. Ali Kerem, işlem hatası yapmışsın. Estiz doğru cevap vermiş. Yakup Efe doğru cevap vermiş. Türkan'ı zaten söylemişti. Güzel. Kıvanç doğru cevap vermiş. Yakup Efe. Kıvanç doğru. Şimdi hemen çözelim gençler. Şöyle mavi kalemi almıştım. 3 tane açım var. Bakın biri 90 derece, biri 32 derece, biri de soru işareti. Ben biliyorum ki üçgende bu 3 açının toplamı 180 derece olmak zorunda. O halde şöyle 90 derecemi yazayım, 32 derecemi de yazayım. Ben bir bunları toplayayım gençler. Bakalım bu iki açının toplamı kaç çıkacakmış? Tabii ki de bu iki açının toplamı 122. İşlem hatası yapanlar da heyecandan hızlı yapayım diye ben biliyorum. Yoksa hepiniz yaparsınız bu soruyu. Ama böyle hani hemen yapayım da hocaya cevap vereyim falan derken hani işlem hatası yapmış olabilirsiniz. Çok doğal bir şey. 3 açının toplamı 180 olacağı için 180'den buldum. 122'yi çıkaralım. Cevabımız kaç olacaktır? 58 derece olacaktır. Soru işareti. Evet. Biz bunu çözüm yaparken Ceyhun, Muhammed, Veysel ve Hafize de doğru cevapları vermişler. Diğer sorumuza geçeceğiz şimdi. Evet gençler, kısa süreli bir sesimiz gitti. Hemen devam edelim. Şimdi geldik ikizkenar üçgeni tanımaya. İkizkenar üçgenler adı üstünde iki tane eş kenarı olacak. Taban açılarının ölçüleri birbirine eşit. Taban açısı dediğim yer neresi peki? Bakın gençler burası. Biliyor musunuz? Sarıyla boyamışlar. Taban açısı burası. Yani şu ikiz olan, aynı ölçüye sahip olan iki tane kenarın bir birleştiği yer var, görüyor musunuz şu yukarıdaki açı? Bir de ayrıldığı iki tane köşe var. İşte bizim eşit olan köşelerimiz birleştiği yer, bir de ayrıldığı şu iki tane kısım. Taban diyoruz, biz bunlara taban. Üstteki birleştiği bu iki tane ikiz olan kenarın birleştiği yere, tepe noktasına tepe açısı diyoruz. Diğer yerlere ne diyoruz? Taban açısı diyoruz. Taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir. AB kenarının uzunluğu, bu iki çizgini anlatıyordu bize, uzunluğu anlatıyordu. AB kenarının uzunluğu, AC kenarının uzunluğuna eşitse, B açısının ölçüsü, C açısının ölçüsüne eşittir. Örneğin bu bir ikizkenar üçgense, burası kaç derece olsun hadi? 50 derece ise eğer, burası da mutlaka 50 derecedir. Geldim eşkenar üçgene. Bunlar bizim için çok önemli bu bilgiler. Hep karşımıza çıkacak. Öğrenim hayatımızda, matematik derslerimizde. Eşkenar üçgende tüm açıların ölçüleri birbirine eşit ve 60 derecedir. Adı üstünde eşkenar. Kenarları da eşit. Bakın üçkenarın üçü de birbirine eşit. Ve açıları da eşit. Açıları eşit ama değişebilir mi? Hayır, asla değişmez. Eşkenar üçgenin açıları her zaman 60 derecedir. Bakın ikizkenar üçgenin açıları değişir, sürekli değişir. İstediğiniz açıda ikizkenar üçgen çizebilirsiniz. Ancak eşkenar üçgen çiziyorsanız açıları 60 derece olmak zorundadır. Peki bu yan taraf bize neyi anlatıyor? Bakalım AB kenarının uzunluğu, AC kenarının uzunluğu ve BC kenarının uzunluğu birbirine eşitse bu bir eşkenar üçgendir. O halde A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsü,
ve C açısının ölçütü de birbirine eşittir ve her biri 60'ar dereceye eşittir demek istiyor. Burada bir matematik cümlesi var. Sizin bu matematik cümlesini Türkçe'ye çevirmeniz, yani anlayabilmeniz lazım. Bunların tek tek neye eşit olduğunu ben size söyledim. Şuna dikkat edelim. Bakın burada bir yıldız atmışım. Demiştim ki kenar veya açıların üzerlerindeki işaretler aynıysa bu açılar veya kenarlar birbirine eşittir demektir. Biraz önce biz mavi kalemimizde ne yaptık? Şuraya bir çizgi koyduk, değil mi? Şuraya bir çizgi koyduk, şuraya bir çizgi koyduk. Bu çizgilerin anlamı ne? Bu kenarlar eşit uzunlukta. Eğer burası 10 santim ise mutlaka bu kenar da 10 santimdir. Mutlaka bu kenar da 10 santimdir. Tamam mı? Mesela açıya şöyle eşit nokta koyuyorum şu an ortalarına. Aynı işareti koyduysam açıları, bu açılar eşit ölçüdedir diyebilirsiniz. Bununla ilgili şimdi bir etkinliğimizi yapalım. Bekliyorum gençler. Önce sol taraftaki ABC'li olanın cevabını istiyorum sizden. Yani şu açıyı ve şu. Sağ taraftaki örneğe geçmedim. Ben sadece şu ikisinin mavi ile çizdiğim açıların ölçülerini sizden istiyorum. Cevaplar gelmeye başladı. Bekliyorum ben bir süre. Sadece mavi ile çizdiğim ABC üçgenindeki A ve C köşelerini istiyorum. Bekliyorum. Cevaplar geldi. Doldu taştı cevaplar. İkisinin birden keşke verseydiniz. Hem A hem de C'nin cevabını verseydiniz. Şöyle bakıyorum. Hafize Emir, Muhammed Emir, Ecrin, Zeynep, Asya Deniz, Yaren, Eşsiz, Enes, Enes sende bir sıkıntı olmuş. Ceyhun, Bayram, Mert. Hepiniz doğru cevaplar vermişsiniz. Aferin size. Asya Deniz, Melek, Göknur, Muhammed, Ali Kerem, Zeynep Naz, Ecrin hangisini verdin acaba? Sen yan tarafta vermişsin. Evet Ecrin. İkinci örneği de vermişsin. Cenel Koç, Yakup Efe. Evet, diğerlerine geçenler de olmuş. Çok güzel. Çok arkadaşlar. Hepinizinkini okuyamadım. Kusura bakmayınız. Bu bir ikizkenar üçgen. Nereden anladım ikizkenar üç? Bakın şurada iki tane eşit çizgi koymuş. Demek ki bu sağ ve soldaki kenarlar birbirine eşit. O halde burası 70 derece ise mecburen şu açımın da kaç derece olması gerekiyor? 70 derece olması gerekiyor. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen. Peki üçgenin iç açıları toplamının, üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu söylemiştik. O halde şu 70 ile 70'i toplayalım bakalım kaç derece edecek 70 ve 70'i toplarsak? Tabii ki de 140 derece edecek. Ama 180 olması gerekiyordu. Demek ki benim eksiğim var. 180 dereceden 140 dereceye çıkarırsanız gençler, A köşesindeki açıyı da kaç derece bulmuş olacaksınız? 40 derece bulmuş olacaksınız. Burası da 40 derece. Hemen mürekkebimin kalemimin rengini değiştirip sağ taraftakini de çözeyim. Onunla da cevapları göndermişsiniz. Bakın bu sefer de tepe açısını, yani ne demek tepe açısı? İkiz olan birbirinin aynı uzunlukta olan kenarların birleştiği açıyı vermiş 50. O halde hangi iki açı birbirine eşittir? Şu kırmızıyla çizdiğim iki açı birbirine eşittir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180'den şu tepedeki 50 derecelik açıyı çıkaralım. Çıkardığım zaman 130 derece kalacaktır. Soldaki E açısı ve F açısının toplamı 130 derece. İkizkenar üçgende tabandaki E ve F açıları birbirine eşit olduğuna göre benim 130'u 2'ye bölmem lazım. 130'u 2'ye böldüğünüzde de kaç bulursunuz bu açıları tek tek gençler? Tabii ki de 65 derece bulursunuz. Cevaplarınız da gelmiş. Not alan var mı bilmiyorum. O yüzden şöyle birazcık bekliyorum sorunun üzerinde.
Ondan sonra diğerine geçeceğim. Cevaplarınıza da baktım, harikasınız. İsminizi söylemesem de sesli olarak ben bütün cevaplarınızı inceliyorum, merak etmeyin. Geldiğim güzel bir soruya bakın. Güzel bir soru. Hemen size vakit veriyorum çözmeniz için. Bu sorumuzu da çözelim gençler. Vaktimiz biraz az. Muhammed Veysel yani yapmışsın ama tamamını istiyor oradaki açının. Azıcık eksik kalmış. Asya'dan tam olarak nereye istediğini sanırım anlayamadınız. Evet, güzel. Güzel cevaplar geliyor. Harikasınız. Evet Ecin, tebrik ediyorum. Ufak ufak işlem hataları yapmışsınız. Ben görüyorum. Sonuçlarınızdan anlayabiliyorum. Evet. Şimdi vaktimizin darlığı sebebiyle gençler son dakikalardayız. Hemen sorumuzun çözümüne başlayalım. Daha cevap göndermeyiniz lütfen. Cevap göndermeyelim gençler. Ceyhun'dan da doğru geldi ama cevap göndermeyelim lütfen. Evet hemen çözüme geçiyorum. Bizden A, E, D'nin tamamını istiyor. Bakın istediği yer de çok önemli. A, E ve D'nin tamamını. Yani şurayı istiyor bizden. Tamam mı? Şu kısmı bulmuşsunuz zaten. Öncelikle bakın şu kısmı bulmak istiyorum ben. Şu gördüğünüz kısım. Burada bir üçgenim var. Üçgenimin iç açıları 25 derece. Bu benim benden istenen açının bir kısmı sadece. Bir de 17 derece. Öncelikle ne yapmam gerekiyor gençler? 25 ve 17'yi toplamam gerekiyor. 25 ve 17'yi toplayın. Ben de hızlı yapın işlemleri. Çünkü siz kalem kullanıyorsunuz. Kaç etti toplamı? 42. Halbuki üçgenin iç açıları toplamı 180 olması gerekiyor. 180'den 42'yi çıkaralım. Buraya kadar birçoğunuz yapmışsınız aslında. 138. Peki neresi 138? Bakın şu kısım. Ama bize sadece orayı sormuyor. Hemen sağ tarafındaki yer de lazım bize. Şöyle mürekkebimize rengini ne yapalım? Yeşil yapalım hadi bu sefer de. Yeşile devam edelim. Şimdi arkadaşlar demiş ki bize soruda CED bir eşkenar üçgen. Eğer ben soruyu okumasam olmaz. Mutlaka okuyacağım. Bak yeşille çizdiğim yer eşkenar üçgen. Neydi eşkenar üçgenin özelliği? Hem şöyle yeşille çizdiğim kenarlar birbirine eşit. Hem de bütün açıları 60 derece. Burası da 60 derece. Burası da 60 derece. Ve bana gerekli olan şöyle yeşille çizeyim şu köşeyi. Burası da 60 derece. Benden istenilen yer 138 ve 60'ın birleşimi. O halde ben 138 ve 60'ı toplayacağım. Ve sonucu kaç olarak bulacağım? Tabii ki de 198 olarak bulacağım. Evet. Zeynep de Tülde zaten 198 demişti. Ceylan de demişti. Asya Deniz de demişti. O 60 dereceleri de söylemişsiniz. Çok güzel. Kıvanç da demişti zaten. Harikasınız gençler. Bugünkü dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Bir sonraki derste bakın neler yapacağız. Size bir ufak tüyo vereyim. Hafta sonunda bunlarla alakalı tabii ödevlendirmelerimiz olacaktır. Güzel. Soru yazdınız. Bakın bunlarla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Sonra dörtgende açıları göreceğiz. Tamam mı? Şu an üçgende açıları gördük. Hatırlatma yaparız bir sonraki dersimizde. Tekrar üçgende açılardan soru çözeriz. Sonra da dörtgende açılarda devam ederiz konumuza. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.